Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yiğit İbincom'a hoş geldiniz. Bugün antikler birlikte son zamanlarda çok garip olan bir konuyu konuşacağız. İki tane konumuz var. Gece Gölgenin Rahatına Bak, bir de Aleyna Tilki'nin Yağsı Çınar şarkısı. İki şarkıda 200 milyon üzerinde görüntülü anma almış ve Türkiye'nin en çok trendlerde olan şarkılarıydı. Ancak bunun şerefine ki ikisi de telif ediyor. Yani bunun hakkında konuş. İki saniye. Öncelikle Aleyna Tilki'nin üstünden bahsedersek dün gece saatlerinde oldu. Açıklama diyor ki bu şarkı Aleyna Tilki tarafından kaldırılıyor. Yani şarkıyı Aleyna Tilki söylüyor. Aleyna Tilki niye kaldırsın? Yani birinci sebep şu olabilir. Birincisi Emrah Karaduman'la kavga etmiş olabilir. İkincisi sosyal medyada ilgiyi toplamak için. Üçüncüsü sahte bir hesap. Bu Aleyna Tilki'ye gıcık olduğu için belki öyle düşünüyorum. Öyle olabilir. Şimdi Aleyna böyle bir şey olamaz. Birincisi dediğim gibi sahte hesap olabilir. Bu olabilir. Emrah Karaduman'la kavga olamaz. Yani iki tane şıkkımız kalıyor. Birini eledik. Aleyna Tilki kendi kendine telif atmayacağına göre sahte kimliğinin izlem olmadığını söylemişler. Böyle bir şey demiş. Ondan sonra acaba telif edildikten sonra böyle bir açıklama yaptı tabii. Bir sürü böyle açıklamadan sonra ise telif hakkı yedi. Yani bu çok garip bir telif yani. Böyle ne yaptı ki? Yani sonrasında ikinci olarak da Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı. Yani hepimiz orada Gece Gölgenin Rahatına Bak müziğinden kadarın baktığına yer var ya. Anma Arif yüzünden, Anma Arif tarafından, yüzünden demeyeyim. Şimdi 14 dakika, 10 dakika. Bunun ikisini de bulabilirsin. Anma Arif grubu üyelerinden Ofi J-Rock böyle bir şey bir açıklama yapmış. Anma Arif'in Ajan isimli şarkısının baştaki nakaratını kullandığı tehlike vermiş. Ve izin almamış diyor. Ama meğerse ki Çağatay Akman diyor ki bunu Güllü Her Şeyim Oldu şarkısında almış diyor. Şimdi diyor ki 18 yaşındaki Akman bu sözlerinden sonra bir açıklamadan Anne Arif grubundan geldi. Grubun üyelerinden Ofer Arif, Şerof şunları söyledi. Önceki grubun 2012 oluşumundan bu yana bize göstermiş aldığını tüm sevgiyle ve senin için teşekkür etmek istiyorum. Sizinle parçamız olan Jump ve Çağatay Akman'ın şarkısı arasındaki gerçek parçamı kuruyor. Beste bize ait diyerek telif atmışlar. Ama meğerse bir Güllü'den aldık diyor Çağatay Akman. Ve sonrasında son durak, ATV'deki son durak programında diyorlar ki biz bu şarkıyı Güllü'den aldık ve bunu yarın bir davayla cevap vereceğiz dediler. Ve ondan sonra davaya başladığını bilmiyorum. Şimdi bir Gece Gölgenin Rahatına Bak diyelim. Şimdi Aleyna Tilki'nin diyemem. Çünkü Aleyna Tilki'nin şarkısı olamaz. Çünkü telif edildi. Onu kendi telif attı diye bir şey olabilir neyse. Şimdi durun. Diyor ki durun şöyle girelim. Çağatay Akman diyor ki biz bu şarkıyı bu şarkıdan aldık diyor. Yani başına. Bundan aldık diyor. Bir dinleyelim. İkisini aynı anda oynayacağım. Dur. Resist it, don't resist it, don't resist it. Başla. Jump. Aynen bak. Öyle. Hatta öyle abi. Yani biraz benziyorlar. Aynen. Ama bunda biraz daha farklılık var gibi. Değil mi? Şimdi Güllü'nün şarkısını 1,5 hızda dinleyeceğiz. Şimdi bunu. Durun. Dur. Şuradaki nakaratta başlıyor. Bak başının bir kısmı orada var. Vallahi var. Biraz nakaratında var. Gerçekten. Ama meğerse şu da var. Ersen Erli Çağatay Akman'ın böyle bir şarkısı da var. Her şeyim onun. Bunda nakaratı aynı abi. Ne yapacaksın yani anlamadım. Şimdi Gece Gölgenin Rahatına Bak'tı. Güllü'nün olabilir şarkı. En son bir videoda Webtekno'nun bir videosunda. Ondan bakabilirsin. Şimdi reklam verdim. Allah merakla. Neyse. Ama Gece Gölgenin Rahatına Bak'tı. Anne Arif'in bir kısmı da var. Öyle olabilir yani. Yani ikisi de iki. Aynı olabilir yani. Telifleri farklı. Ve Gece Gölgenin Rahatına Bak'ın söyleyin. Çağatay Akman yeni bir şarkı çıkartıyor.
Ve şu anda trendlerde birinci numarada. 4,5 milyon izlenmeyle sensin benim en derin kuyum adlı şarkısıyla trendlere oturmuşumda. Neyse ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bildirim arkadaşlar. Ama kanalıma abone olmanız. Abone olun ve videoyu beğenmesini de beğenmeyi unutmayın. Her türlü görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.